Emlak Mimarım'dan hepinize merhaba. Ben iç mimar Berna. Antalya döşeme altında Düzler Çamı Ormanı'nın hemen yanında Termasos konaklarındayız. Sizlere 400 metrekare 7+2 harika bir triplex villa gezdireceğiz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Şimdi de size biraz çevresel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Döşeme altının Düzler Çamı Ormanı'nın hemen 50 metre yanında yer alıyor. Bunun dışında en yakın eczane, hastane, market gibi yerlere aracınızla 5 dakika içerisinde erişebiliyorsunuz. Etrafında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi veren kurumlar var. Sitenin yanındaysa özel alanda spor alanı olarak değerlendirilen bir kısım ve çocuk parkı mevcut. Size biraz da villa ve site özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 6 blok ve 12 villadan oluşuyor. Her villa 400 metrekare alana sahip. Villalar triplex olarak tasarlanmış, deprem yönetmeliğine uygunlar. Konak sayısına orantılı yarı olimpik bir yüzme havuzu mevcut. Otomatik kumandayla kişiye özel otoparkı mevcut. Jeneratör, hidrofor ve su arıtma sistemleri ve güvenliği sağlayan elemanları da mevcut. Isı ve ses yalıtımları da tam bir şekilde yapılmış ve modern mimariye sahip villalar bunlar. Bunun dışında villaların içerisinde asansör de bulunuyor. Otomatik panjur, jacuzzi, sauna, fitness gibi imkanları da var villaların içerisinde. Ve bir adet de şömine ve barbeküleri var. Villaya ahşap üzeri cam kaplama bir kapıyla giriş yapıyoruz ve girdiğimizde bizi yaklaşık 13 metrekarelik bir hol karşılıyor. Bu holden hemen sağ tarafımda bulunan açık mutfağa, sol tarafımdaki salona ve giriş tuvaletine geçişler mevcut. Giriş tuvaletinin hemen yanında üst kata ve alt kata inebildiğiniz asansör mevcut. Hadi gelin birlikte ilk olarak mutfağın anlatımıyla başlayalım. Yaklaşık 25 metrekareden oluşan mutfağa giriyoruz şu anda. Mutfağımız ada tipli bir mutfak. Tam ortada sunum ve pişirme alanları mevcut. Sol tarafında ise buzdolabı yerleşimleri var. Hemen buradan devam ettiğimizde ise pencere önüne yerleştirilen ev ve yerleşimini, hemen altında ise bulaşık makinesini görüyorum. Hemen bu sağ tarafta ise güzel bir oturma alanı, karşısına da şömine yerleşimi yapılmış. Şöminenin hemen yanında ise fırın ve mikrodalga yerleşimleri var. Son olarak da bitirmeden önce şunu eklemek istiyorum. Termasos konaklarının ismi nereden geliyor diye merak ediyorsanız, tam olarak da bu veranda kısmında asla kesilmeyen bir rüzgar var. Önü her zaman açık. Bunu da eklemek istiyorum. Yaklaşık 48 metrekareden oluşan salona giriyorum. Ve salonumuzun L tipli olarak tasarlandığını görüyorum. Yani dolayısıyla hem şu anda bulunduğum kısımda hem de bu arkamda bulunan kısımda oturma kısımları yaratılmış. Hemen sağ tarafımda ise güzel bir yemek yeme alanı oluşturulmuş. Döşemelerinde lamine parke, duvarlarda duvar kağıdı tercih edilmiş. Hemen orta aydınlatma armatürünün aksında güzel ve daire formlu bir tavan tasarımı yapılmış. Yemek yeme alanının ortasında da güzel bir orta aydınlatma armatürü var. Salonun havuza bakan oldukça güzel bir cephesi var. Salonun anlatımı da bittiğine göre hadi gelin birlikte giriş tuvaletine de bakalım. Yaklaşık 9 metrekareden oluşan giriş tuvaletindeyiz. Buradaki banyoyu iptal ederek bu şekilde 2 adet lavabo yerleşimi yapmışlar. 2 adet lavabonun aksında aynalar, depolama alanları, asma klozet ve genel mekanda da gri renkli döşemeler kullanarak oldukça şık bir tuvalet çözümü olmuş. Giriş katının anlatımı bittiğine göre diğer odaların yer aldığı alt kata iniyoruz. Bodrum katın holündeyiz. Tam arkamda evin asansörü mevcut. Sağ tarafımda tuvalet, sol tarafımda birinci oda. Karşımda ise koridorun sonundaki oda mevcut. Hadi gelin birlikte birinci odayla anlatıma başlayalım. Bodrum kattaki birinci yatak odasındayız şu anda. Burası toplamda 19 metrekareden oluşuyor. Bodrum katta yer almasına rağmen aslında çok da havadar ve ferah bir oda. Zemin döşemesinde mermer kullanılmış, duvar kağıtları olarak da açık renkli tonlar tercih edilmiş. Bir de bunların üzerine hemen kuranglezlerle birlikte doğal aydınlatmayı da içeri aldıklarından dolayı oldukça ferah bir oda. Aydınlatmasında ise orta aydınlatma armatürleri tercih edilmiş. Hadi gelin birlikte bu odanın hemen karşısında yer alan banyoya da bakalım. Yatak odasından çıktıktan sonra hemen karşısında yer alan tuvalet ve banyoya geliyoruz. Şu anda hemen sol tarafında sauna için ayrılmış bir kısım var. Burası toplamda 6,5 metrekareden oluşuyor. Duş alanını hafif bir yükseltiyle duşakabinle çözmüşler. Klozetler asma tipli, lavabolar da Hilton tipli lavabo olarak tercih edilmiş. Aydınlatmalarında ise spot aydınlatmalar kullanılmış. Zemin döşemesinde holde olduğu gibi burada da mermer döşemeler kullanılmış. Duvarlarda ise mermer
mermerle hemen hemen aynı tonlarda seramik döşemeler kullanılmış. Bodrum katta koridorun sonunda yer alan odaya geliyoruz. Şu anda bu oda toplamda 34 metrekareden oluşuyor. Zemininde mermer kullanırken duvarlarda duvar kağıdı kullanmışlar ve tam arkamda da bir şömine yer alıyor. Aydınlatmasındaysa spot aydınlatmalar tercih edilmiş. Anladığım kadarıyla ev sahibi burayı bir çocuk odası olarak ve oturma alanı olarak değerlendirmiş. Bodrum katının anlatımının sonlarına doğru gelirken size göstermek istediğim bir şey var. Tam olarak bu arkamda gördüğünüz kısım merdiven altı depolama alanları. Ölü alanları değerlendirdikleri bir kısım olmuş. Boiler gibi teknik hacimleri tam olarak da burada değerlendirmişler. Evin girişinin bulunduğu kısımdayız şu anda. Burada çok güzel bir veranda alanı var. Kendinize ait bir bahçeniz var. İstediğiniz gibi değerlendirebileceğiniz. Hemen arkamdaki kısımdan ise havuza geçişler mevcut. Sonlara doğru gelirken size biraz da üst kattaki yatak odalarından bahsedeceğim. Üst kata çıktığımızda bizi 4 adet yatak odası bekliyor. Her birinin de kendisine ait bir banyosu var. Biraz size metrekarelerden bahsetmem gerekirse birinci yatak odası toplamda 30 metrekare. Banyosu ise toplamda 10 metrekareden oluşuyor. İkinci yatak odası ise yaklaşık 19 metrekare. Kendine ait banyosu ise yaklaşık 3 metrekareden oluşuyor. Üçüncü yatak odasından bahsetmem gerekirse yaklaşık 18 metrekare alana sahip kendi banyosu ise 3,5 metrekareden oluşuyor. Ve son yatak odasının metrekaresinden de bahsetmem gerekirse toplamda yaklaşık 15 metrekareden oluşuyor. Banyosu ise yaklaşık 4 metrekareden oluşuyor. Villayı gezdik, çevresel özelliklerine de göz attık. Şimdi sıra geldi bu villanın nasıl yeni sahibi olacağını sorusuna. Şunu belirtmek istiyorum. Sizlere gezdirdiğim villa aslında bir örnek villa. Şu an orada bir yaşam var. Siz bu villayı satın almak istediğiniz zaman elimizde iki seçenek var açıkçası. Birinci seçenek Na Tamam versiyonu satın alabilirsiniz. İkinci seçenek ise Na Tamam versiyonunu anahtar teslim iç mimari destekle birlikte satın alabilirsiniz. Tabii ki arada bir fiyat farkı mevcut. Siz tekliflerinizi aşağıdaki linklerden bizlere ulaşıp bize verebilirsiniz. Açıkçası sizi en eğlenceli kısımları bekliyor. Yani dolayısıyla döşemelerini, duvar kaplamalarını, aydınlatma ve tavan tasarımlarını siz seçeceksiniz. Mobilya tasarımları konusunda da her zaman emlak mimarımın iç mimari desteğini kullanabilirsiniz. WRTV kanalına abone olarak bir sonraki portföylerden anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki portföylerle sizlerle birlikte olacağız.